Hikayeden ziyade resmin kendisini oluşturmaya çalışıyorum. Aynı bir müzik gibi. Benim resimlerin altında tabii ki kendi kültürümüz var. Resim ve heykel yapmanın günah olduğunu, hatta arkadaşlarım bana acırlardı, sen cehenneme gideceksin diye. Ben de ona inat, vazgeçmek yerine daha da tutkuyla sarıldım. Çok sanatı anlatmak çok zor. Bazen eleştirmenler de bizim resmimizi anlatıyor, ben kendim de okuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Biz resme karşı tutku bilinçsizce bende vardı. Yani okul öncesinde de vardı. Ama resim nedir hayatımda bilmiyorum. Yani resim olayı bilmiyordum ama bir şeyler yapabilme tutkusu hep vardı. Beyaz Tuval'den hepinize merhaba sevgili seyirciler. Bu programda yine çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuzun atölyesinde hep birlikte sanat konuşacağız. Bugünkü konuğumuz sanatçı ve sanat eğitimcisi Profesör Doktor Fevzi Karakoç. Merhaba hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Atölyeme hoş geldiniz. Bizi evet atölyenizde konuk ettiniz. Çok mutluyuz gerçekten. Önce uzun uzun sohbet edeceğiz sizinle ama önce kısaca sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. İşin zor kısmı nereden başlasam acaba? Bazılar çocukluktan başlar. Çocukluktan evet. Valla çocukluktan derken benim hayatım biraz enteresan. Ben 10 yılda ilkokula başladım. Köyümüzde okul olmadığı için, daha doğrusu bulunduğumuz yerde. Ben okula gittiğimde de şehre, Çankırı'ya, okulları almadılar. 10 yaşında diye bu. Yaş geçmiş dolaştık, diye. Dolaştık. Yani hayatım orada bitecekti. En son Baraj mahalle dışında bir okul vardı, oraya gittik. Yaşlı bir müdürdü, dedi ki ya alalım, hiç olmazsa ilkokul okur dedi. Diğerleri bu ortaokul liseyi okuyamaz diye almıyorlar. Bir sene kalırsa diye. Bu da aldı beni. Kardeşimi aldılar, beni almadılar. Ben ondan dolayı da çok ağlıyordum. Yani onu aldılar, beni niye almıyorlar diye. En sonunda Nurçin Yasal adam, şimdi çoktan vefat etmiştir, aldı. O beni almayan okula da sonra öğrenci fazlalığından dolayı oraya gönderdiler bizi. Bunlar fazla rotasyona girdik. Orada ilkokulu Çankırı'da okudum. Zaten bu bir resme karşı tutku bilinçsizce bende vardı. Yani okul öncesinde de vardı. Ama resim nedir hayatımda bilmiyorum. Yani resim olayını bilmiyoruz ama bir şeyler yapabilme tutkusu hep vardı. En çok kullandığımız kömürlerle duvarlara resimler yapmak veya gidip çamur getirip dere kenarda bunlarla heykeller yapıyorduk. Ya bu tamamen şey. Tabii bunlardan dolayı da bende bu tutku hiçbir zaman sönmedi. Hatta baskılar da oldu. Günah yapıyorsun bilmem ne gibi. O zamanlar eskiden öyleydi. Küçük çevrelerde şimdi daha de çok pek imamların şeyi geçiyordu. Resim ve heykel yapmanın günah olduğunu, hatta arkadaşlarım bana acırlardı, sen cehenneme gideceksin diye. Ben de ona inat, vazgeçmek yerine daha da tutkuyla sarıldım. Annem çok kızardı, niye yapıyorsun diye filan da ben yaptıklarımı bir de yırtıp atardı. Sonra ortaokula başlamam da benim çok büyük bir şeyi, tesadüf. Benim Hasanoğlan Öğretmen Okulu var biliyorsunuz. Buranın sınavlarına girmek için kaydımı yaptırdım. Çankırı'da sınav olacak. İlk bize bildirdikleri okula bir gittim baktım. Zaten tam şey yapacak saatinde. Aa burada değil, yer değiştirilmiş, başka bir liseye almışlar. Ben bunu koşa koşa gittim. Yarım saat geçmişti sınavın. Almayacaklarını biliyordum ama en azından bir kapıya yaslanayım da anahtar deliğinden bakayım diye. Ben oraya yaslanmamla kapının açılıp içeriye düşmem bir oldu. İçeri düşünce öğretmen mesleğe gördü. Mesleğe böylelikle başladım. Tabii dedi ki ne yapıyorsun dedi. Böyle dedim geç kaldım. Sonra dediler ki ya bu saatte sonra yapamazsın. Yarım saat geçmiş dediler sınava. Sonra diğer öğretmen dedi ver. Yaparsa yapar. Yaptığı kadar yapsın. Sonra orada en az 300-400 kişi vardı sınavda. Çankırı'da 2 kişi kazandı. Biri bendim, bir de bir başka arkadaş. Ne özel bir şey değil mi? Yani bir kişinin kararı sizin evet, hayatınızı evet, hayatı değiştiriyor aslında. Gerçekten evet, öyle. Ama okuyamaz dedikleri adam. Okuduk yani sağ olsun şey etsin, günlere ya kadar geldik. Sanatla uğraşanların hepsi bu lafı bir duymuş galiba. Evet. Değil mi? Evet. Bu çocuk okumaz. Evet. İşte çünkü eskide sanatla uğraşmak tabii çok iyi bir şey değildi. Hani ne derler, sanatla para kazanmak, sanatla yaşamını kazanmak
O çok değişmedi değildi. Hocam aslında yani. Doğru. Günümüzde biraz daha iyi diyebiliriz. Yani o kadar değil ama eskiden hocalarımız bile ya resim yaparlardı, sergi için yaparlardı. Hani bir sergiye katılsın, senede bir iki tane resim yapılırdı. O da karma sergilere katılırdı. Resim öyle satılan, meta olarak görülen bir olay değildi. Peki, şimdi Çankırı dediniz ya, orada herhalde çok da gözleyebileceğiniz bir ortam yoktu. Yok. Siz hayvan resimleri vesaireye çok düşkün bir şekilde bunları kompozisyonlarınıza taşıyorsunuz. Çankırı'da gelen bütün o sergileri kaçırmadan izlemeye çalıştığınızdan bahsediyorsunuz. Bu o süreci bize şöyle nasıl bir... Hatta bir sergi olmuş. Her gün gitmişsiniz, evet, değil mi hocam? Evet, bayağı incelemişsiniz gerçekten vallahi yani. Onu o serginin ama benim şeyimde de çok büyük etkisi oldu. Çünkü resim, gerçek resmi gördüm ilk defa sergide. Yani resim ancak kitaplardan gördüğümüz, dergilerden gördüğümüz resim olarak bakıyordum. O da yok tabii, şey kitapları yok. Tabii. Ders kitaplarından. Hı. Yani daha çok oradaki illüstrasyonlar falan vardı. Onu Anadolu'da gördük. Anadolu'da sergi nerede? Tabii canım, yani böyle sergiyi bizi götürdüler. İlk defa yağlı boya tuvalin üzerine sürülmüş resim gördüm. O beni o kadar etkiledi ki. Resimlerde de şeydi aslında, bir Balkan Harbi'ni falan anlatıyordu. Hı. Böyle dram, insanlar ağaçların kabuklarını yiyorlar falan ama beni daha çok etkileyen o hikayesi değil de o boyanın kullanımı, o resmin gerçeğini görme çok etkiledi. Her gün de oraya uğrayıp bir bakıyordum, izliyordum o resimleri. O zaman sizi bugüne getiren kilometre taşı bir sergi o mu oluyor? Tabii. Odur diyorsunuz. Tabii. Çünkü inandırdı beni resme. Gerçek resmi gördüm. Hadi ki orada müzeler olsa, bak bugün mesela hep anlatılıyor ya müze eksikliği. Biz ondan yoksun olduğumuz gibi, yani o serginin tesadüfen gelmiş olması bile benim için çok büyük bir olaydı. Büyük şans olmuştu. Bu günümüzde de aynı sorunları var. Resmin bir takım Anadolu'nun her yerine, yani Türkiye'nin bir takım en uç noktalarına kadar gidip oradaki insanların da bundan etkilenmesi çok önemli bir olay. Maalesef zor, gene de zor. Aynı söylediğiniz gibi şartlar güç, büyük evet. Şeylerin dışında. Bir de şimdi kilometre taşlarından biri dedi Günsu sergi için. Bir tanesi de sanıyorum Hasanoğlan Öğretmen Okulu, değil evet. mi? Şimdi geçmişte öğretmen okullarında sanat eğitiminin çok iyi verildiğini hep okuyoruz, duyuyoruz, doğru. dinliyoruz. Hasanoğlan Öğretmen Okulu'nun nasıl bir katkısı oldu size sanat hayatına girerken? Valla benim şansımız şuydu, Hasanoğlan Köyüncüsü'leri kapanmıştı ama yasal olarak kapanmıştı fakat bütün atölyeler, bütün sistem duruyordu. Hatta hocalarımız da Köyüncüsü hocalarıydı. Bizim oradaki o şeye tahayyül edebilmek günümüz içinde bile o kadar zordu. O kadar güzel atölyeler vardı, resim, boya, malzemelerin hepsini okul alıyordu. Atölyede dolu, istediğimiz gibi biz kağıtları, fırçaları, boyaları oradan alıp resim yapıyorduk. Aslında özgür ortam sağlamışlar tabii, size. Tabii, çok güzel bir özgür ortam sağlıyor. Bir de Hasanoğlan'ın en büyük özelliği, şu günümüzde mesela hep yapmaya çalışıyorlar ya, kulüpler kurmak, okullarda işte hobilere göre, herkesin zevkine göre, o zaman vardı. Spor yapmak isteyen spor kulübüne gidiyor, dağcılık yapmak isteyen dağcılık kulübüne giderdi. Jimnastikler vardı, yok yüzme. Ben resme gidiyordum, sanat şeysine, bir de ayrıca jimnastiğe gidiyordum ikisine. Ama atölyenin anahtarını hoca bize verirdi. Boş zamanımızın çoğu atölyede geçerdi. Çünkü istemediğiniz kadar malzeme var. Bir de o sizi yönlendiren, böyle motive eden hocalar var. İşte o çok kıymetli. O kadar önemli ki, o kadar motive ediyorlardı. Biz başka şeydirdik, yani gezerdik. O sergilerimizi yaparlardı orada yaptığımız işlerle. Çok mu bilinçliydik? Değil. Ama en azından içimizdekini dışa vurabilecek, o malzemelerle oynayabilecek imkanlarımız vardı. Tabii size o ortam yaratılmış. Yaratıldı. Önemli olan da o zaten. Benim, yoksa anahtarını kitleyip tabii. giden ve sadece kendisiyle içeri sokan yok. Bir hoca olsaydı bu tabii, olamazdı. Tabii olmazdı. Ve müzikhaneler var, müzik şeyler vardı. Düşünün, o köyden gelen çocuk hiçbir şey bilmeyen. Orada resimler vardı üstü 40 para yamalarla iken birden ya bu çocuklar piyano çalar, keman çalar hale geliyorlardı. O kadar güzel müzikhaneler vardı ki bunlar da bütün aletler, malzemeler gene dediğiniz gibi kurumun isteyen istediği zaman gidip istediği gibi onlardan yararlanabiliyordu. Bir öğretmeni düşünün, çok güzel müzik şey yapabiliyor, resim yapıyor. Demir işçiliği yaptırıyorlardı bize. Eğitmen donanımını aktarmak evet. için de
kitap nasıl ciltlenir, nasıl çiğnenir, sağlıkla ilgili hayvan şeyleri vardı, ahırları böyle çiftlikleri vardı. Bizim tarım dersleri hep çiftlikte geçerdi, uygulamalı olarak. Tabii. Tabii yani bu uygulamalı, ağaçları dikerdik, budamalar nasıl yapılır, ben onların hepsini çok iyi biliyordum aşılanmayı ama şimdi unuttuk tabii. Bunları bir kişiye öğretebiliyor işte onlar bunu. Ne kadar yani o benim için çok büyük bir şanstı bir gerçekten. Bir dönemdi ve siz ondan yararlanma tabii. şansını buldunuz. Belki normal bir liseye gitseydim bu imkanları bulamayacaktım. Olmaz, belki de körelecektik. Başka bu bir iş yolda. Olmuyor. Başka bir yola evet. şey yapabilirdik. Yani onun şeyliğini hiç unutmam. Hayatımdaki en büyük etkilerden biri Hasan olan öğretmen okuluna gitmemdi yani. Şimdi resimlerinizde soyut figürler kullanıyorsunuz. Atlar, insanlar, evet. böyle çok coşkulu, enerjik resimler, onların hareketleri, büyük fırça darbeleri. Böyle değil mi? Yanlış evet. değil. Yok, bu doğaçlayan olarak mı gelişiyor? Nasıl oluyor? Bize bunu anlatabilir şimdi, misiniz? Tabii aslında ilk başlangıçla bugün arasında çok fark ediyor şeyler. İlk başlarken biraz resimlerimizde şey vardı, anlatımcılık. Yani bunu düzgün yapalım, anlatılsın, kişiler anlasın filan vardı kaygı. Günümüzde aslında asıl resme doğru gidiyoruz. Yani resim nedir? Çok daha iyi kavradık. Bizim zamanımızın en büyük eksiklerinden biri de resmi doğru okuyabilme olayı yoktu. Hocalarımız çok iyiydi, çok yardımcı olurlardı. Fakat Türkiye'deki resmin yaygınlığı da yoktu. Dünya resmi nerelere gidiyor, ne yapılıyor? Bu hem felsefe olarak hem görüş olarak şeylerimiz eksikti. Ama günümüzde öyle değil. Günümüzde iletişim araçlarının çok olması, herkesin her zaman istediği an her yere ulaşabilmesi, tabii dünya kültürünü de paylaşma açısından çok büyük kolaylıklar getirdi. Benim resimlerimde hiçbir zaman zaten başlangıcından şeyde de vardı, bir hikaye yok. Hikayeden ziyade resmin kendisini oluşturmaya çalışıyorum. Aynı bir müzik gibi. Benim resimlerin altında tabii ki kendi kültürümüz var. Yani minyatürlerden de zamanında etkilendim. O minyatürlerin veya kilimlerin perspektifsiz oluşu, yani orada şeyi kullanmamak, doğayı taklit etmeme olayı vardır resimlerinde. Zaten perspektifi reddeden tabii, bir anlayışınız. Anlayış var. O oradan geliyor. Perspektifi şey yapmak istemiyorum. Yani daha doğrusu hikaye girmediği zaman perspektif de kalkıyor. Bunların geleneksel değil demeyeyim. Yani Osmanlı, Selçuklu veya Anadolu sanatının diyelim kalıtımlarının izleri var. Fakat nasıl var? Zihin içerisinde nasıl ki dinlerken bir tını hissedersiniz, bir şeyler size anımsatır, öylesine vermeye çalışıyorum. Ama gözüne sokmak şeklinde değil. Bak benim mesela İş Bankası Kebele'deki sergide bir yabancı şeyi yazmış deftere. Şey diyor, daha içeri girer girmez ben diyor. Beni diyor bir Anadolu ve Asya hava rüzgarı böyle çarptı diyor. Yüzümü diyor o kadar etkilendim ki diyor sergiden. Yani bu güzel işte benim vermek istediğim bu. Ama o rüzgarı hocam, hissedebilmek. Sözünüzü kesiyorum. Gelenekseli evet kullanıyorsunuz ama gelenekseli çağdaşla birleştirmişsiniz. Tabii çağdaş bir dille. Modern bir resim çıkarmışsınız. Ama zaten günümüzde de o değil mi? Global dünya diyoruz. Herkes bir masaya bir şeyler getiriyor. Sizlerin de kendi kültürünüz, kendi yaşanmışlıklarınızdan bir şey getirip farklı bir şey koymak. Yoksa onun getirdiğinin aynısını sizin de getirip oraya koymanız hiçbir zaman tekrardan dikkat çekmez. Bir de şeyi yerine de koymazlar. Bu şeyi yapar. İnsanları taklide doğru götürür. Halbuki bizim de küçük bir ülke değiliz yani. Küçük derken büyük değil. Geçmişimiz çok eski. Tabii. Kaç medeniyetin geçtiği bir toprakta yaşıyoruz. Yani sosyolojik olarak aslında insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin derine yerleştirip hikayeyi en derine koyuyorsun. Tabii. Hikaye yok derken. Tabii bir hikaye müzikteki gibi. Ha. Müzikteki bir tınılar ve o alt melodi yapıları. Var. Ama bazısı geliyor tabii bunu şimdi ne anlatıyor dediği zaman hiçbir şey anlatamıyorum. Resmin daha günümüzde... Sen ne anlıyorsun o kadar? Tabii. Hayır bizim insanımız resme bakınca anladığı bir şeyi görmek istiyor. Evet. Yani işte kayıksa kayık görecek, ağaçsa ağaç görecek. Bir de onun hikayesini görmek istiyor. Ben orada yoktum onu yaparken deyip ben uzaklaşıyorum. İşte. O ben değilim çünkü. Diyorsunuz ki ya sen bundan ne anlamak istiyorsun yani şey o dipediz hikaye arıyorsun yok. O zaman niye yaptınız diyor bunu. Ya resim hikaye anlatmak için yapılıyorsa diyorum illüstrasyon olur. Evet. İllüstrasyonu hikaye veya olayı anlatmak için, güçlendirmek için yapıyoruz. Ama resim kendisi bir yaratıdır. Nasıl ki bir müzik size bir şey anlatmıyorsam. Hatta öyle vardı ya anlatırlar Picasso'nun
bir olayı var. Onda da gelip birisi diyor ki, bayan, üstad diyor, bu ne anlatıyor diyor. Siz diyor burada. O da diyor ki, peki diyor, ben size bir şey sorayım diyor. Anlamadım diyor, hiçbir şey diyor. O bakıyor falan. Siz diyor kanarya sever misiniz diyor. Aa, çok severim diyor. Peki diyor kanaryanın ötüşünü çok sever misin? Aa diyor, ona bayılıyorum diyor. Peki sana niye anlatıyor da bayılıyorsun diyor. Ne anlıyorsun? Yani ne anladın oradan diyor bayılmak için. Şunu doğru diyor. Kompozisyon, renk, ritim ve estetik uyumu bir araya geldiği zaman resim için yeterli olabilir mi? Vallahi şöyle, tabii ki o ritim şey derken gene bir ruh gerekiyor resmin içerisinde. Yani siz kendinizi aslında bir yerde oraya aktarıyorsunuz. O ruhu yoksa, yani kendi ruhunuzdan bir şey katmıyorsanız gene yapay oluyor. Ben mesela birçok resmimin üzerine tekrar çalıştığım çok oluyor. Bir de istemediğim zaman yaptığım resimlerdir onlar. Yani o şey gelmeden hiç oluyor resim, bakıyorum olmuyor. Halbuki başkası anlayacak mı onu? Yok. Anlamaz ama benim için değil. Ama sizin içinizde sinmesi lazım. Benim içime sinmiyor ve ben onun üzerine oturup tekrar başka bir resim yapmak durumunda kalıyorum. Dediğiniz gibi resim giderek daha soyutlaşıyor çünkü daha resme doğru gidiyorum ben. Eski resimleriniz zaten daha renkçiydi, evet. Daha figüratifti. Şimdi yavaş daha yavaş soyutlandı ve renk azaldı. Evet, onlar daha soyutlandı, daha yalına, daha minimal, daha şeye doğru gidiyorum. Evet. Aslında en zoru da odur tabii. Tabii. Oraya ulaşmak. Neredeyse tek renk, birkaç ton ayarında arkamızdaki de mesela. Evet. Çok bir güzel de şey var hocam, yani çok tekrar var aslında. Mesela bir sürü at var, binici var, işte figür var. Şınarlar var, neyse. Ama o tekrarlara rağmen öyle güzel yerleştirilmiş ki resmin içine, o estetik ve ritimle onu hissediyorsunuz. Evet, resimde. O ritim zaten şeyde, tekrar bizim kendi kültürümüzde de var, sanatımızda. Evet. Kelimemizde, şeyde, evet. Müzikte. Esasında günümüzde ki modern sanatta da yani iyi bir örnek oldu bizimkiler. Niçin öyle minyatür yapıyordu veya kilimi, halıyı? Resmin günahlığını aşmak için. Yani suret yapmayacağız diyor. Aynen birine benzetmek değil. Onun için değiştiriyor. Diyor ki ben mekan koymuyorum. İşte şunu yapıyorum. Böyle farklı koyuyoruz. Bir de kişileri tip olarak yapmıyorlar. Ya atlı insan diyor. Değiştiriyor falan. Bir tek işte padişahları daha büyük yapıyorlar. O da büyük olduğu için. Yani o insan insanda bir yaratı olayı, yaratma şeyi varsa, siz bunu ne kadar sıkarsanız sıkın, başka bir yolla dışarı çıkıyor gene. Ya, resimle çıkmıyor, yatla çıkmış, yok minyatür yoluyla çıkmış, başka bir yerde şey edilmiş. Keşke baştan beri başlasalardı. Peki çok yere gelirdik. Peki şunu sorsam, modern resim ve modern ressamı nasıl tanımlarsınız? Yani veya burada kendinizi ne tarafa koyuyorsunuz? Şimdi modern ressam derken, geleni anlattık ya, o yüzden. Evet, zaten önemli olan gelenekseli modern bir dille yaşadığın çağla anlatabilmektir. Yoksa tekrar oraya inip onun aynısını yapmak demek aslında sanat da değil, sanat da değil o bence. Doğada bugün, her şeyin en güzeli var tabii, zaten. Yani var, yapsan ne olacak? Aynısını yani evet. Oraya taklidi buraya koymak işçiliğin ötesine geçmişsiniz, bir şey katmıyorsunuz ona. Olmayanı yapmak. Esas yaratıcılık o işte. Var olmayanı yapabiliyorsanız, o da lafta şeyin, hocam Mustafa Asler'in sözüydü. Ama çok güzel anlatıyor. Evet. Yani sanatı var olmayanı yapmak diyor. Var olanı yapıyorsanız, şimdi ben bunu tekrar bir daha yapıyorsam aynı resmi, o zaman zanaata dönüşüyor. Ben yapmadım, başkası da yapar onu, yaptırabilirim yani, veririm eline, yap derim. O işte şey olmuyor, bu müzikte de öyledir. Çok güzel bir beste vardır. O bestenin içerisinde sanatçının ruhu veya o şeylerini içine yerleştirmemişse, o da çok kuru ve yavan oluyor. Yani bu bir, nasıl anlatayım, yani sözle dökülüp, sözlerle zaten çok sanatı anlatmak çok zor. Bazen eleştirmenler de bizim resmimizi anlatıyor. Ben kendim de okuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. O meşhurdur ne zaten. Anlatmış diye kendime. Ne kadar zor anlaşılır tabii. Olursa o kadar üst bir şey yapılmış. Ya öyle yapıyorlar ya şey. Halbuki eleştirmenin görevi anlamayanlara bu resmi anlatmaktır. Anlatmak ama daha anlaşılmaz. Aracı olacağını tam tersini yapıyor. Ben bazen diyorum ya, sosyoloji mezunu olarak okuyup o yazıdan hiçbir şey anlamıyorum. Bende mi bir gariplik var? Değil. Demek ki sözcüklerle bazı şeyler anlatılmıyor. Onu o zaman sezgilerimizle anlamaya çalışacağız. Yani gözümüz, duyularımız, şeyle sezgi çok iyidir. Ben de öğrencilerimizle o kadar şey anlatıyoruz. Sonradan bir bakıyorsunuz ki hiçbir şey anlamamış diyor. Çünkü sözcükler, benim söylediğim sözcük onda aynı ifadeyi yaratmıyor.
Onda başka bir şeyler çıkıyor. Başka bir dile dönüyor. Tabii başka dile dönüyor. Ne kadar anlatırsanız anlatalım. Bir şeyi gösterdiğiniz zaman ha bu muydu diyor. İşte buydu diyorsunuz. Çünkü görselliğin demek ki görmenin etkisi daha fazla. Müzik de öyledir. Dinlemek yani müzik ne kadar dinlerseniz müzikten o kadar keyif alırsınız ve ayıklamayı bilirsiniz. E müzik bizim de mesela... Çünkü kulak eğitilmiş tabii, olur. Bunda da göz eğitilmiş. Göz eğitmek lazım. Onun, bunun da şeysi müzeler, galeriler veya bir takım koleksiyonların sürekli izlenip görülmesidir. Veya yani, daha ulaşılabilir, her yerde karşılanabilir, normalize edilecek bir şekilde yaygınlaştırılması. Ya bazı insanlar galerilere gitmekten çekiniyorlar. Ücretli mi diye soranlar var. Girmekten korkanlar var. Yani bunun aşılması lazım. Aşılması aslında. Şart dediğiniz gibi. Yani o insanları oradan uzaklaştırmak yerine şeyin içine girmek. Evet. Galerinin görevimiz de zaten hep resim satmak değil, biraz da kültüre de şey etmektir. O kadar insanların gelip gezmesiyle herkes oradan bir takım şeyler alıyor. Hocam siz de rastlamışsınızdır da biz rastladık. Yani satın almayacak olan gelmesin bu sergiye, açılışa diyen galeriler var. O çok yanlış aslında. Çok yanlış, çok yanlış. Hem de her şeyde ya, o kadar toplumda çok yanlışlar olduğu gibi bir de onlar da öyle. Zaten galericilere bakın, hangisi galerici anlıyor ki yani bu işin içine yetişmiş gelmiş ki? Değil. O da bir ticarete dökülmüş. Söyleyebilir öyle birisi de çıkarsa. Çünkü onun için önemli olan resim aldı satmak. Yani insanların gelip izlemesi, sorularını cevaplamak, onlara yardımcı olma olayı yok. Peki demin dediniz ya, ben öğrencilerime anlatıyorum şöyle oluyor böyle. Oradan ben eğitimcilik kimliğinize dönersem, sanatçılığınızı eğitimci kimliğiniz nasıl etkiliyor? Olumlu yönde mi etkiler? Tabii çok olumlu yönde etkiliyor. Kesiştiği zaman bir yok, olumlu yönden etkiliyor. Hayır, şöyle ben mesela hiçbir zaman öğrencilere konuştuğumda kitaptan veya herhangi bir yerden okuduğum, algıladığım şeyi anlatmıyorum. Yaşamımızda kendimin deneyimleyip yaşadığım, çok daha iyi kavradığım şeyleri vermeye çalışıyorum. O da onların daha yaratıcı olabilmeleri, farklı şeyler yapabilmek için. Yoksa eğiticilik hem kolay hem çok zor sanatta. Neden? Bazıları modeller koyuyor, modellere göre yaptırıyor veya formül. O çok kolay oluyor ama siz öğrenciyi deneysel bir takım şeylere sokar, biraz önce söylediğim gibi var olmayan bir takım şeyleri yakalatmaya çalışıyorsanız o zor. Orada direksiyon çok önemli. Çıkan şeye iyi mi diyeceksiniz, kötü mü? Onu diyebilecek yeterli şeyi yoksa eğitici de bir şey yapamıyor, o geçip gidiyor önünde. Bu durumda orada çok önemli, farkına vardırmak. Özgür bir şey yaratabilmesi için öğrenciyi eğitimde serbest bırakmak tabii, gerekiyor. Peki hocam, kesinlikle. Sanat öğretilebilir mi? Bence sanat aslında öğretilmez. Öğretilemez de. Şöyle, öğretirsiniz, zanaatı öğretirsiniz. Yani teknik yani, öğretebilirsiniz. Tabii tekniğini öğretirsiniz. O da yanlış. Şöyle, resimin tekniğini öğretmek demek, zaten onu baştan biraz böyle zanaata doğru götürmek demek. Ben şunu deneyimledik ki bu kadar yıldır, resmi yapamamak bile çok farklı bir tat yaratıyor, özgünlük. Daha primitif, daha primitif çıkıyor, daha farklı çıkıyor. İşte diyorsunuz ki bunu yapamadı. Ya daha güzel diyorum. Çünkü öbürki gibi oturup fırçaları aynı şekilde sürdüğün zaman zaten bir özgünlüğü kalmıyor. Bu senin acemiliğin bile bir güzellik orada. Çünkü çok ustalaşsan ne olacak? Fotoğraf gibi yaparsın, o da çok önemli değil. Senin oradaki o yapamama, primitif halin çok daha önemli diye. Mesela ben bazı şeyleri yaptırıyorum çocuklara. Gözlerini bağlatıyorum. Desenler, şeyler çiziyorlar. Çünkü gözü açık olursa hepsi bir yerden alıntı. Bir getiriyor, o kitaptan hatırlıyorum. Öbürkünü oradan, hep çizgi romanlardan etkilenmişler. Bunları istemiyoruz diyoruz. Kendinizi çizin, kendiniz gibi olun. O da o kadar kırmak öyle zor ki. Tabii. Şimdi asistanlar gözlerini bağlıyor bizim öğrencilerin. Şeyi çiziyorlar, böyle aralı sırada kağıtları da değiştiriyoruz ters düz yapıp. O gene oradan çizdiğini zannediyor, devam ediyor. Çok ama çok güzel şeyler çıkıyor. Bir bakıyoruz, aa o kadar harika, modern. Kendinin hiç çizemeyeceği şey çıkıyor orada. Maksat onun bilincine vardırmak onları. Benim derslerim çoğu zaten şeyli, deneysel sanat şeysine yaptırıyorum. Mesela baskıda kullandırıyoruz. Hatta her türlü malzemeyi kullanıyorlar, koyuyorlar, basıyorlar. Yani otur illa güzel bir şey yap diye başlatmıyorum. O çıkanların bilincine vardırmaya çalışıyoruz. Ama çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Çünkü birçok hoca belli kalıpları veriyor ve o kalıbın dışına çıktığınız anda size dur diyor. Olmamış. İşte o sanat değil. Yani sanatı öğretmek değil. Sanatta bir de doğru yanlış yok ki. Neye göre yanlış yani oldu, neye göre doğru oldu diyeceksiniz. Eğitimini
eğitim veren hocayı en iyi yakaladığım ve tekrar ettiğim nokta değil. Değil. Ama onu isteyenler. Bu yaygın i̇şte olan bu ama değil mi şu an? Ama en kolayı o dediğim. Yaygın olandan ziyade şey işte en kolayı. Eski hocalar da öyleydi. Herkes kendi öğrencileri bilinirdi. Şu atölyenin, bu atölyenin, bu atölyenin öğrencisi diye. Çünkü neden hocayı alıp kendine model seçiyordu? Hoca gibi yapmak. O şu yaratıcılık değil sonra ki. Sonra oradan da kurtulması zor. Çünkü. Tabii zor oluyor. Çok zor. Yani özgün, farklı olabilmek sonuçta çok önemli. Eğitmen vizyon verir diyorsunuz. Evet. Yani değil mi? Teknik olarak bir hiç bilmeyen, çok belirli bir diyelim skalada insanları alalım. Biri çok yetenekli, öbürü işte falan, biri hiç konuyla bunları belli bir noktaya kadar teknik olarak aynı düzeyde çizdirecek hale getirir. Kesin ama getiririz. Ondan sonra işte kalıyor. Sana da ondan sonra Sonra olmuyor zaten. Yani. Biz de mesela öğrenci alıyoruz, kurslara çok gitmiş bunlar. 3-4 sene gidenler var. O kadar güzel çiziyorlar ki diyoruz ki bu çok iyi, alıyoruz. Hem de burslu falan alıyoruz. Ondan sonra iş yaratıcılığa geldiği zaman bunlar bitiyor. Ya şaşırıyoruz ya, bu nasıl çizemesin? O zaman hep belli ki önüne konulsun ve çizsin onu. Bir şey mi aramak gerekiyor? Tabii, sınavlarda farklı şey. Da bir sıkıntı hep kafa olayı, yaratıcılık, zeka. Onu nasıl? Yani alıyoruz diyorsun. O zaman desen hala... alıyorduk diyeyim daha doğrusu. Nasıl başladı onunla? Yani şöyle ne geldi? Hocam desenin çok iyi olması değil de başka bir ölçü olmalı o zaman. İşte onu da şöyle yapamıyorsunuz. Hani diyelim ki size 1000 tane armut koyuyorlar ortaya diyelim. Onlardan iyisiniz eşit koşu yaptırmak zorundasınız. Hı hı. O da neden yasal olduğu için ki itiraz edebilir. Diyor ki bana fazla sorttu, ona şeyi yaptı, öbürkün itiraz olmasın diye hepsine aynı şeyi çizdiriyoruz. Diyoruz ki bakın model işte oturmuş bir insanı çizin kıyaslayabilmek için. Bunda tabii bizi zorlayan bir kesim, o yasal olsun diyor. Siz eşit şeyi yaptırmışsınız abi, hangisi iyi çizmiş bu. Ona göre şey edebiliyorsunuz. Öbür türlü keşke özgür olsak. Ben o en çizemeyenleri almak istiyordum, kaç yıldır hep uğraşıyoruz. Diyorum ki bu hiç çizemeyenleri alalım. Bunlardan çok daha özgün sanatçılar çıkar. Ki kesin çıkar bunlardan. Çünkü kalıplaşmamış. Öbürü zaten o iyice kalıplaşmış o iyice tabii. O kalıplaşmış. Efendim kıramıyorsunuz da kafa şeyi şartlandırdığınız şeyi bir daha geri dönmek çok zor. O şartlanmışlık. O yüzden de bir sürü mezun veriyor güzel sanatlar ama sanatçı çıkan kaç çıkmıyor. Kişi var? Çıkmıyor. Mesela ben de resim bölümünde mezun olmadım. Ben grafik bölümünden mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nin. Bir tane hocamız var Özdemir Altan, mesela benim resimleri çok beğendir, o seviyor. O da onu şey etti. Ya sen resim bölümünden nasıl, ben de resim bölümünden değildim dedim. Hah dedi, işte esas nokta bu. Yani resim okusaydın seni de şekle sokarlardı dedi. Hocam o zaman olmanın etkileri bu tekrarlar vesaire bir takım yerlerde var hala değil mi? Grafik altyapısının. Tabii. Mutlaka tabii. Var. Çok ciddi. İşte bu perspektif olmayışı, yüzeysel hareketler. Hemen onunla bağlantılı bir şey ben sormak istiyorum hocam. Şimdi siz grafikte baskı resimde çok iyisiniz. Çözmüşsünüz baskının sorunlarını. Çünkü onun sorunları ayrı, resmin sorunları tabii, ayrı. Çok. Çözmüşsünüz, uzmanlaşmışsınız. İşte çok iyi bir yerdesiniz. Ama sonra bir gün diyorsunuz ki ben tuval resmine başlayacağım. Tuval resminin sorunları farklı, rengin sorunları farklı. Ama onları da çözerek çok iyi bir noktaya gelmişsiniz. Nasıl gelişti bu süreç? Neden baskı resimden buraya doğru kaydınız? Aslında biz grafik bölümünde okuduğum için dediğim gibi biz de resimden ziyade baskı resme dönük altyapı vardı. Evet. Mesela Özgün Baskı Resim Atölyesi bizim bölümdeydi. O olduğu için elimizdeki imkanlar, diğer tarafta karşımızda resim bölümü vardı. Onların daha çok tuval, işte duvar resmi filan şekilde giderdi. Bizim elimizde o olduğu için orada daha çok uzmanlaştım. Mesela hani bir şeyler anlatıp yapabilmek. Aslında benim şeyim resim şey yapabilmekti tabii. İlk başlarda buna çok karşı gelen oldu. Özgün baskıcılar, yani gravür yapanlar resim yapamaz. Ki yapamayanlar varmış herhalde ki onlar illa kaç yıla kadar aynı şeyi söylerler de. Siz özgün baskıcısınız, yani. resim olmaz, yağlı boya olmaz, yapamazsın. Ya niye yapamayayım diyorum peki? O olmaz diyor, kim mesela örnek gösteriyor, bazıları bununki olmadı. Senin yaptığın sayılmaz. Bazısı da şeyi yapıyor, tabii gravürünü alıyor, yağlı boyayla aynen taklit ediyor orada. Tabii ki öyle olursa olmaz dedim yani. Tabii. Gravür kalkıp yağlı boyayla taklit ederseniz o zaman o yaratıcılık değil. İşte, kopya. Onun şeyini, kopyasını yapıyorsun gibi. İşte yapmış olmak için. Transfer etmek. Evet, o mantıkla giderseniz olmaz.
Ben tabii ki daha farklı bir şeyden yaklaştım. Yani o ayrı bir şey, o ayrı. Cesaret ama yani. Tabii. İşte dediğimiz gibi cesaret eğitim, resim eğitimi almamaktan biraz oluyor. Gerçekten ha. Bazen bilgi kötü bir şey olabiliyor diyorsun. Şartlandırılmadım yani. Çünkü daha doğrusu. Çünkü para giremiyorsun oraya. Evet. Daha özgürdüm diyorsunuz evet. Yani. Şartlandırıp şey yapıyorlar, patinelendiriyorlar, ışıklar yok, iyice üstüne gide gide. Şimdi Murat Han Munga'nın Mezopotamya Üçlemesi diye bir kitap var. Ve evet. Bu kitapta Murat Han Munga'nın kapak resmini siz yaptınız değil mi? Evet. Bu süreç nasıl gelişti? Bir bunu dinlemek istiyorum. Bir de bir bilgi olarak da vermek istiyorum. Murat Han Mungan sizin resimleriniz için çok güzel bir tanımlama yapmış. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Evet. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Karakoç'un eserlerinin hem bir başlarına tarihleri var hem de topluca okunmalarından bir tarih ortaya çıkıyor demiş. Yani çok en çok güzel soruyu gene kendine almış. Evet. O tabii. Sordu bak hocam. Ve bulunmuş tabletler gibiler bu resimler. Yan yana sıralanmaları ve okunmaları gerekiyor demiş. Ve gerçekten de çok doğru bir tanım. Resimleriniz böyle bir etki bırakıyor insanda. Bu süreci şimdi sizden dinlemek istiyoruz. Bak aslında çok güzel söylediniz. Ben de en beğendiğim yazı odur. Murat Han Mungan. Ben asistanken beri tanıyorduk. O benim resimleri seviyor. Birkaç kitabını hep kullandı onları kapak diye. Hatta atölyeme falan da gelmişti. Sonradan ben de Murat Han Mungan'dan onu rica ettim. Ya benim dedim resimler için bir yazı yazabilir misin? Sergi açacağım. Dedi ki ben sanat eleştirmeni değilim. Ya dedi olmaz. Ben dedim zaten onun için istemiyorum. Daha güzel. Sizi yazınızı şeyinizi çok beğendiğim için dedim onu istiyorum. Ve şimdiye kadar da gerçekten en güzel yazılan yazı onun yazısı. Onu çok beğenirler. Neden? Çünkü bu dışarıdan şartlanmış olarak bakmıyor. Bir edebiyatçı olarak, o da bir sanatçı olarak çok beğendiğim bir yazardır. Algılamayı biliyor. Yani o resme baktığı zaman resim okumasını çok daha doğru yapıyor. Öbürki ne yapıyor? Ben eleştirmenim diyor. Eleştirmen şeyine göre giriyor. Hissettiğini yazmış. Tabii, tabii. Duygusal bir yaklaşım. İstediğimiz de oydu. Dedim ki yani bunu yazman çok önemli. Yoksa ben sanat eleştirmeni yazıyoruz. Ben de anlamıyorum açıkçası yazdıklarını. Ve çoğunu da okumuyorum. Maksat hani adın geçiyor ya içinde. Evet. Çok üzülüyorum. Tamam diyor. Biraz da ödüllerden konuşalım mı? Olur tabii. Bende böyle çok güzel ödül isimleri var. Salzburg Şehri Onur Ödülü, Devlet Resim Heykel Sergisi Ödülü, Viking Kağıt Baskı Resim Ödülü. Ondan sonrasında isterseniz şöyle tabii. Siz anlatın bu ödüller hani Salzburg, ne hissettiriyor, nedir? Hepsini anlatın bize. Aslında çok tabii şey belli bir yere kadar mesela ben ödüllerle şey ettim. Mesela Salzburg'a 1979'da gitmiştim. Asistan. O benim için gerçekten dönüm noktalarından biri de oydu. Biz burada 79'da kabuslar içerisindeydik biliyorsunuz. Siz yaşadınız mı o zaman bilmiyorum ama yaşadık. Her sabah kalkıyorduk. Yaşadık bugün, yaşamadığımızı okuduk. 30-40 kişi topluyorlardı sokaklardan her şeyi. Onda tek söyledikleri şeydi. 30'u sağcı, 20'si solcu. Bir tek o isimleri bile yok. Her gün böyle karanlık bir şeyde yaşıyorduk. Bir de üniversitenin içinde olmak. Bizim, o zaman biz onu birebir yaşıyorduk. O terörü, o tepkileri. Çünkü öğrenci var. Öğrencinin zaten akşama kadar o şeyleri yaşıyorlar. Zaten boykotlarla geçiyor. Tabii geçiyor. Bir de bizde gece dersi vardı. Biz gece eve nasıl gideceğim diye gerçekten korku içerisine çıkardık her gün. Kapkaranlık bir İstanbul. Sokak lambaları yanmıyor. Belediye lamba param yok diye yapmıyor. Yani onun öyle bir günde ben Salzburg'a gittik 79'da. Nasıl biliyor musunuz? Karanlıktan çıkıp böyle bol güneşli cennete gitmiş gibi oluyorsunuz. Bütün caddelerde konserler veriliyor. O tam festival zamanı. Gece 12'lerde 1'lerde kızlar erkekler sokaklarda geziyor. O sokakta gezmek bile bizim için büyük bir şey yabancı şey absürt gelmeye başladı. Bu kızlar nasıl gezer diyor gece 12'de diyoruz da. Biz erkek olarak gezemiyoruz. Biz gezemiyoruz İstanbul. 9 dedim herkes evine kapanır. Evet. Bir de sanatı görüyorsun sokaklara. Her yerde yaşıyor. Galeriler var. Konserler veriliyor. Bir de ben orada galeri vardı. Gittim galeri izliyorum. Galeride resmin böyle alınıp satıldığını gördüm. Bir sürü paketliyorlar. O geliyor turistler. Resim satılıyor böyle. Abi ben o kadar şeyime gitti ki ya nasıl üzülüyorum ne kadar güzel böyle resmin satılması. Ondan sonra zaten akademiye devam ettik orada. Litografi yaptım ben litografilerle. Şey iyiydi işlerim. Bizim hoca da
o kursu şey hocası başka kurslara söylüyormuş. Onlar da gelip benim resimlere bakmak istiyorlar. Ya bu çok iyi bir sanatçı gelmiş burada diye dosyaya bakıyorlardı. Zaten ilk gittiğim hafta Türk deyince herkes bir dudak büktü böyle. Ha böyle alay şeyler gibi oldular. Kurstakiler filan. Dosyayı görmemişlerdi. İkinci günde ben ayrı getirdim dosyayı, bilmiyordum. Baktılar bu sefer resimleri görünce herkesin tavrı 180 derece değişti. Bana ilgiler arttı, arkadaş oluyorlar, beraber yemeğe gidiyoruz filan. Bir de bir günde gene aynı şekilde ben bir taş yapıyordum. Gene bu atlarla ilgiliydi. Taşı çizdim. O oluşsun diye şeye gittim, dışarı çıktım. Çarşıda geziyorum, hem bakıyorum falan. Biraz sonra geldim bir baktım, aa benim taşın başına herkes toplanmış böyle. Eyvah dedim, ben yanlış bir şey yaptım galiba dedim, atölyenin kapısına giremiyorum da. Acaba ne şey yaptı bunlar, hepsi toplanmış, benim taşımızda bir şey anlatıyor hoca da, konuşuyorlar. Sonra beni gördü, gel gel dedi. Hoca da başlarında. Hoca başlarında, hoca anlatıyor onlara, gösteriyor işte şey yapıyor. Hoca görünce beni çağırınca gittim. O gratulere, gratulere diyor, Almanca şey yapıyor, tebrikler diyor. Şey diyormuş, diyor adam. Ben diyor bütün o tahtada çiziyordu o bize. Resmin nasıl olması gerektiğini, ışık, gölge, işte açık koyuluklar nasıl olur. Dengeli bir resim nasıl olacak diye anlatıyor ama sözle bir türlü kafalara yatmıyor. Yani orada da olmuyordu. Adam en sonunda orada görmüş, onu söylüyor işte. Bak diyor, benim anlattıklarım hepsi burada var. İşte açıklıklar, koyuluklar, şeyler. İşte kalktı taşın şeyini o yaptı ama bozulmasın falan diye. O zaman işte Salzburg'da bütün şey içerisinde kurslar vardı. Resim var, heykel var, şey var. O sene bir de yıl sonunda şey veriyorlar. Bir tane ödül. Salzburg şehri onur ödülü. Onu da bana vermişlerdi. Yani o benim için tabii daha önemli bir olay oldu. Çünkü çok zor bir şeydi. Yabancı bir yerden almak bunu. Kendi kendimize hani birer ne kadar şey yapsak, iyi kötü desek şey olabilirdi. Oradan almak daha sizi kendinize daha çok inandırıyor yani, olaya. Şimdi bir o dönemde ödül almak, evet. Sonra ödüller devam ediyor. Belli bir zamandan sonra ödül alıp almamak vesaire veya işte ne bileyim bazı sanatçı hocalarımızla konuştuğumuzda diyorlar ki biz belli bir tarihten sonra yarışmalara girmiyoruz. Evet, ödül şeylere katılmıyoruz. Yani önemini kaybetmiyor muhtemelen ama neden başlangıçtaki o ondan alınan beslenme duruyor? Valla benimki dediğiniz gibi farklı oldu. Ben orada dikkat ederseniz devlet sergileri iki defa üst üste aldım. Hı hı. Sonra bir arkadaş dedi ki, sanatçı arkadaş, ya dedi artık dedi sen girme de dedi, biraz da biz şey yapalım dedi. Yenilere yol açmak aslında gerçekten, doğru da yani. Ama bu da yani tam yaştaş Ankaralı sanatçılardı ve bunu aynen söyledi. O zaman ben dedim ki tamam, ben girmeyeceğim. Ve ondan sonra da şeylere pek girmedim yani, yarışmalara falan. Budur diyorsunuz yani. Çünkü evet yani ondan dolayı dedim başka biraz arkadaşlar da girsinler ondan. Yani oluyor şey yapıyor. Bir de tabii o kadar ödül almak tamam insanı biraz motive ediyor ama önemli olan kendi kendinize inanmak yaptığınızda. Mesela bazen resminiz mesela satılmıyor şey diyorsan ve kendi şeyime inanıyorum diyorum ki benim resmimde ödün vermem. Neden? O şöyle hoşlanıyor, bu böyle hoşlanıyor. Ya da model resim diye bir şey yapıyorsanız o zaman kendi şeyinizde kalmıyor. Çizginin o zaman sanat olmuyor. Tabii zaten olmuyor. Siz o zaman piyasanın isteğine uygun resim ama yapıyorsunuz. Ama birçok kişi bunu yapıyor bugün. Evet. Yani resmi şey diye yapıyor çoğu. Bunu bir ticari meta. Evet, bu tuttu, bu satıldı. O tabii, onu şeydirse onu yapayım diyor, gidiyor. Tabii taklit olmuyor. Bir tek şeyinizde mesela yaptığınız zaman en büyük tehlike de bir de bakıyorsunuz ki herkes aynı tarzda resim şey yapıyor. Bir ara siyah bezler vardı, sulu boyalar şey yapıyordum. O baktım o çoğalmaya başlıyor. Okulda da oluyor, başka yerde de mesela bunu etkilenenler oluyor. Bir de aslında bir sanatçı da şey kendi aslında tarzını değiştirmeli değil mi? Zaten dönem. O şeyin içerisinde kalıp kalmamak. Zaten olmaz o şeyi. Kendi ki aynı şeyi sürekli yapıyorsanız ben bazen hayret ediyorum. 40 sene aynı resmi yapanları. Var. Ya nasıl olur diyorum bu insan. Ondan hiçbir şey hissedemezsiniz ki yaptığınız zaman. Kendin sıkılmıyor musun aynı şeyi tabii çizmekten? Tabii patlarsınız yani böyle aynı şeyi yap yap dur. Benim her şeyi farklı bir şeyi yakalamak sanatçının en büyük ödülü o. O zaman bence oradan aldığı keyif. Kendi içinde bir ezber bozmalı dönem tabii, dönem. Tabii kesin öyle. Bir de o güvenli limanı terk tabii, edecek terk cesareti göstermesi gerekiyor. Arayışları evet, devam etmeli. Zaten mutlaka bir devinim içerisinde resim. Bende şöyle, her resmin bir sonra geleceğini kendi içerisinde zaten kendisi yaratıyor resim. Evriliyor. Orada yakaladığınız bir şeyi bir başka şeyde kullanıyorsunuz. Öyle devam ediyor. Yoksa kalıp haline geldiği zaman dediğim gibi bazen resim
olmuyor yani, hiç kalıyor çünkü bana bir şey vermiyor. Belki aynı şey çıkıyor ama o heyecan, o tat hissetmek çok zor. Evet. Şimdi bu Almanya'dan bağlantılı olarak gidelim o zaman. Bir toplumun aslında sanatı tüketebilen bir kitle olması lazım. Tabii. Eğer toplum sanatı tüketemiyorsa, öyle bir algısı, işte becerisi, kültürü yoksa sanat ve sanatçı da gelişemiyor değil gelişemez mi? Gelişemez tabii. Evet. Şimdi Türkiye'de sanatın sorunlarından biri de bu. Bu konuda neler düşündüğünüzde biz dinlemek istiyoruz. Valla aslında sanatçısını yücelten, sanatçıyı yaratan toplumun kendisidir. Evet. Eğer toplum bu olaya sahip çıkıyorsa, çünkü sanatçı da şey bir insan, bir aynaya bakıyor ama karşısında hiçbir şey algılamıyorsa hiçbir şey yapamıyor. Yani bu bir toplum, bir aynadır. Biz de yapıyoruz, gösteriyoruz. Nasıl bir tepki alıyoruz? Hiçbir tepki almıyor. Hiç kimse bir şey şey etmiyorsa o zaman sanatçı da kör bir şeyde kalıyor. Diyor ki acaba ne yapıyorum? Kör ve sağırsızlar gibi. Eğer bu resim tüketilmiyorsa daha da kötü. Çünkü resim bir şeye sahiplenmesi, dağılmasıyla o sanatçıyı motive verir. Ve o enerjisini oradan alır sanatçı. Belki Avrupa ile en önemli, en temel farklarımızdan zaten biri de bu. Muhakkak zaten giyimimiz, kuşanmamız hepsi aynı Avrupalıyla ama. Ama burası farklı. Esas şeyi olan bu sanat, evet, kültür olayı. Bu yurt dışındaki sergilerle buradaki sergileri izleyici açısından ilgi nasıl? Nasıl karşılaştırıyorlar? Siz nasıl buluyorsunuz? Valla şöyle bakın, yurt dışında zaten ilk gittiğimizde müzelerde bile ilk şaşırdığımız şey anaokulu çocuklarının o müzelere oturup resimlerin karşısında saatlerce o resimleri inceleyip o resimlerden kendi yeni yorumlar çizdirmeleri. Hatta kahvaltı şeylerini de getiriyorlar oraya, yemeklerini orada. Bir günü geçirebiliyor. Bu çocuk ne demektir? O daha anaokulundan o şeylerin yavaş yavaş sezgiler yoluyla kavruyor. Sergiler derseniz, sezgilerde zaten insan geliyorsa ta nereden çıkıp onu görmek için bilinçli geliyor. Bizde tabii yapay kültür ne kadar uğraşırsak oluyor ama daha şeye yayamadık. Yani Cumhuriyet neredeyse 100. yılına girecek. Bunların çoktan halledilmiş olması gerekirdi. Ama çok zor. Yani sanat, kültür aynen kuyu kazmak gibi insanlara verirken. Eğitim de öyle gerçi. Bizim eğitimimiz mesela bugün aynı şeyi yapmıyor. Ben zaten şu üniversite hocası olarak görüyorum ki bu kadar çocukların kaç yıldır aldığı eğitimden sonra geliyorlar. En basit şeyi soruyorsunuz, bilmiyor. O da şunu gösteriyor ki bu kadar eğitim tamamen boşa. Orada 2,5 saatlik bir sınav için. Ondan sonra da şimdi şaşıracaksınız. Ben mesela çocuğa şey soruyorum. Oturuyor, dalga geçmek için sordum önce. Dedim ki soruyorum, bilmiyorlar. Hadi size çok kolay bir soru sorayım dedim. Nedir o? 1,5 metreye 2 metre oturduğumuzda sonra bunun alan ölçüsü ne kadar dedim. Şak diye bir söylemiş vardır. Hiçbirisi bilemedi sınıfta. Öyle mi? Ben de ona şaşırdım. Bak gördüm ki sonra dalga mı geçiyorsunuz oğlum bizim? Hani bu kadar söylemeyelim mahsul. Yok hocam diye birisi diyor ki bunun formülü vardı diyor. Birisi diyor yarı çapını buluruz. Ondan sonra diyor şey yaparız diyor. Çünkü eğitim sistemimiz tamamen ezbere. Ezbere tabii ki. Anlama, yorumlama, bu kadar basit bir şey diyorsun ki oğlum. O zaman araştırma bir takım şeylerin ne kadar her alanda olduğu burada da çok önemli oldu. İşte amaç aslında bence şey şu var. Okuyor, genel kültür. Tabii. Genel kültürden kastım şey onu yani hiç gitsin barok diyesin o bulsun. Günlük yaşamsal pratikteki yok şeyleri yok. Çocukları öyle bir hale getirmişler ki bizim zamanımızda belli değildi ama bizde eğitim daha azdı, dersler azdı, bize çok zaman kalırdı ama öğrendiğimizde tam öğreniyorduk, az ve özdü. Ama olmalı zaten. İşte orada kötü bir olay vardı, gençler bu sefer ülkenin sorunlarına fazla sahip çıkıyorlardı, tepki daha fazlaydı. Yani her şeye tepki gösterirlerdi, genç olmanın getirmiş olduğu bir, zaten bu doğal bir karşılığı. Çünkü onlar daha dürüst, daha gelecek bizim diyorlar. Ve her şeyde sorguluyorlar ve tepki gösteriyorlardı. Ve politikacılar bundan son derece rahatsızdı. Şimdi kapitalist sistem tarafından gençler ele geçirilmiş durumda. Hiç sorun yok. Haberi yok. Hiç daha politika. Zaten şunu biliyor. Sorgularsa sistemin dışına gidecek. Tabii. Çocuğa niyeti de yok. Öyle bir niyeti de yok. Yok canım. Hiç ilgilenmiyor. Yok. Ve ilgi duymuyor dinlemek. Oğlum soruyu soruyorsunuz. Bir soru. Ya şeyle ilgili, Türkiye'nin için, ben diyor politikayla ilgilenmiyorum. Oğlum politika değil ki bu diyoruz, senin geleceğin. Politika ne demektir? Herkesin kendi geleceğini beraber karar verebilme yöntemidir. Politika demek gidip orada mecliste illa milletvekili olmak veya belediye başkanı olmak değil ki dedim. Zaten bizler olmasak politika da olmaz. Bizlerin oylarını alabilmek için bunlar çabalıyorlar, çalışıyorlar.
senin oradaki fikrin yok mu diyoruz. Yok, hiçbir şey yok. Ben diyor ilgilenmiyorum politikayla. Yani böyle bir duruma geldiğimiz zaman kültürle, sanatla ne kadar ilgilenir, ne yapar? Bir pop şeyle ilgileniyorlar. Telefon markalarını çok iyi biliyorlar. İşte araba markalarını çok iyi bilirler. Onların ne yaptığını, ne için, günlük işte moda, modayı iyi biliyorlar. Aslında kapitalist sistemin onlara dayattığı her konuyu çok iyi biliyorlar. Dedim ama işte öbür tarafta hiçbir şey yok. Hocam ya, çok güzel sohbet ettik. Son olarak bir bize anlattığınız bir şey vardı. Hani öğrencilerinize sormuşsunuz bir akım olarak. Onu anlatalım da gülelim. Ne olur onu anlatıp zaten çocuklar, öyle bitirelim. Şimdi onlar öğrendiler. Tabii biz bunlar sınav yapıyoruz ikide bir. Bitirme sınavı veya şeyi. Diye anlatıyormuş hocam. Bu kadar da şeyi okuyorlar. Yani sanat tarihi okuyorlar. Öbür hocalar verdik diyor, ders falan geliyor. İşte ezberliyorlar işte hocam. Ben bunlara basit şeyler soruyorum. Hatta sanatla ilgili yok çıkmıyor işte. Diyorum ki peki empresyonizm nedir diye başlıyorum. O biraz bana şey diyor işte. Onu da tam bilmiyor ya. Peki diyorum, onu bilemedin. Karizmatizmi anlat diyorum. Başlıyor anlatmaya karizmatizmi. İşte şöyledir, böyledir falan. Oğlum diyorum, hiç eserlerini gördünüz mü? Böyle hangi esere giriyor? Bir de atıyor ama diğer tarafta hocalar falan gülmekten yatıyoruz herkes. Karizmatizmi anlatıyor diye. Şeyi yok. Çocuğun bilinci ne değil. Bir de en şeyi sorduğum şudur. Mesela üç ana renk var. Hiçbir şeyden yapılmaz. Mesela ben soruyorum. Sarı hangi renklerden yapılır diyorum. Hepsi başlıyor işte. Şu renkten yaparım, şunu karıştırırım, yaparım bunu. Ki bunu yapan adam iyice okumuş. Bütün renkleri falan. Her şeyi okuyup ondan sonra geliyorlar. Bize diyor ki buna renkler, renkler hepsini bilir. Bunu söylediğin zaman iki saat o sarının nasıl yapılacağını uğraşıyor. Halbuki diyoruz sarı yapma. Neredeyse merak edip denemeye yapıyoruz. Gidecekler. Bu çocuk bu kadar ısrarla anlatıyorsa vardır belki, yapılıyordur. Ama ezber dışı soru sormayın siz de hocam yani. İşte hatta ezber de çok kötü. Hayır hocam, yaşamınken seçenek vermiyor. Tabii. Evet. Soruyu soracaksın. Evet, üç tane ağaçın. O da ayrı bir şey. Ama yaşam böyle değil ki. Yaşam basit aslında. Renk bir sanatçı için aslında olmazsa olmaz. Temel şeylerden biri. Renk bilgisi. Tabii rengi bilmek zorunda. Nasıl kullanacağını bırak. En azından teorik olarak bilmesi lazım. Yani kırmızı nedir, sarı nedir, nasıl olur? Birbirlerine hangisini karıştırsan ne çıkar? Yani bunları ezberlediği zaman işte ondan sonra orada çuvallıyor. Başlıyor onu karıştırırım, bunu yaparım. Şeye gidemiyor. Şimdi korktukları için bir soru sorarken hemen hemen her şeyden şüpheyle bakıyorlar benim sorulara. Gene hoca yanlış mısa aldatıyor mu diye. Karizmatizme artık inanmıyorlar. Bizimle gene dalga mı geçiyor diye. Bunları gene en çok ben şey yapıyorum çünkü ya hocam sizin ne ilgisi var diyorlar, sanat tarihini soruyorsunuz, bize oradan sınav yapıyorsunuz. Oğlum diyorum şeyi soruyorum. Siz dersleri takip ediyor musunuz, öğrendiğinizi acaba bünye olarak kabul ediyor mu etmiyor mu yoksa ezberlediniz mi diye. Bu çünkü gerekli diyorum. Ya yani benim dersimin ilgisi yok ama ben sizleri aslında düşünüyorum. Aslında farkındalık ya, oluşturmak için güzel bir teknik uyguluyor hocam. O korkudan yapıyorlar, çalışıyorlar. Korkudan ama diyorlar ki gene sorar ama korku yerinde sonunda kalkıp bir şey öğreniyor ama. Hepsi öğreniyor mesela, kağıdı öğreniyorlar, şeyi öğreniyor. Soruyorsunuz mecbur esas yani şeyi. haberi yok. Kağıdın gramajı diyor mesela, öğreniyor. Diyorsunuz şu kadar gram kağıt bilmem ne şey diyorsunuz. Tabii her şeyi konuşurken matbaacılıkta reklamı çok önemli sanatçı. Tabii. Bu kaç gram kağıt diyorsunuz mesela, diyor ki 220 gram. Niye göre 220 diyorum? Hocam onlar 220 diyordur ondan diyor. ya oğlum 280 de diyebilir diyorum aynı 220'ye. Nereden anlayacaksın diyorum. Yok yalan söylemezler diyor. Bilmem ne diyor. Şeyi bilmiyor. Halbuki bunun diyorum bir formülü var yani. Bunu diyorum öğretiyorum önce. 1 metre kare kağıdı alır. Onu hassas terazide tartarsınız. O kaç gramsa odur. Bu kadar gram. Öbür derse soruyorum gene gitmiş. gene unutmuşlar. Evet, maalesef. Evet hocam, evet, çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten biz çok mutlu olduk. Ben de çok sorular soracaksınız diye korktum önce. Çok ciddi şeyler olacak diye. Gülme hedefiyle gelmiştik. evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun hocam. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik. Programımızın gerçekleşmesi için bize destek veren Colorbox'a ve bütün O Gün TV ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sanatla, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.
Thank you.